Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bu yasa gücünde kararnamenin komitede yasa tasarısına gelip burada oylanmasıyla basit bir şey yapmıyoruz. Bu kadar dakikadır konuşan vekiller bunun altını çizmeye çalışıyorlar. Tabii şu an Sayın Başbakan da Sayın Maliye Bakanı'yla bir şeyler konuşuyor ama eski Maliye Bakanım oradadır. O dinler beni diye düşünüyorum. Sınav Bey özellikle çok hassastır bu konularda da ona şaşırdım açıkçası. Bekleyeyim. Sunat Bey oturuyorsunuz yoksa? Tamam. Ersan Bey siz dinliyorsunuz diye konuşuyorum. Tamam. Sayın Başkan değerli milletvekilleri günün sonuna geldik, yorulduk, saat 4'ü buluyor, daha yapacağımız bir seçim var vesaire vesaire ama şu anda konuştuğumuz konu gerçekten önemlidir. Bugün bu anayasal ihlali bu meclis onayladığı noktada ileride birçok sıkıntılar domino taşı gibi böyle düşüp gelip bizi bulacak. O yüzden buradan çıkan bütün konuşmacılar altını çiziyor, aman ha dikkat diyor. Bu meselenin mahkemelere gidip mahkemelerde çözümlenmeye çalışılması da kolay bir süreç olmayacaktır. Ve genel kurulun onaylamasından sonra meselenin akademik kalma ihtimali de vardır. Bu meclis bunlara vesile olmamalıdır. Sayın Tufan Evrimhan'ın da belirttiği gibi ileride bu yol açıldığı takdirde yasa gücünde kararnamelerin amaçlarının ve anayasal yetkinin çok dışında kullanılması ve demokrasinin sürekli olarak ihlal edilmesi riski vardır. Sayın Baybars da bunları az önce ifade etti. Boş yere konuşmuyoruz bunları. Anayasaya göre, yani ben de tekrar edeceğim çünkü gerçekten bugün yine meclis kürsüsünde saplarla sapanlar karışıyor. Sapla hepsini karıştırdık biz de bir haftadır. Çünkü cümlede kuramıyoruz. Çünkü bir haftadır bu ülkede kaos üstüne kaos yaşanıyor. Bir haftadır bu ülkede sürekli hukuk ihlali yapılıyor. Bir hafta önce erken seçime gidilmesi öngörülen ülkede hafta sonu katil kararlar alınıyor ve günün sonunda hukuk ayaklar altına alınıyor. Ve her seferinde hukukçularımız böyle dedi, bakanlar bize, bakanlıktaki çalışanlar böyle dedi deyip gerekçeler sunuluyor. Anayasa açıktır. Yasa gücünde kararname 112. madde altında bakanlar kuruluna çıkarma yetkisi verildiği bir enstrümandır. Hangi noktalarda bu enstrüman kullanılabilir? Ekonomik konularda ve ivedilik olduğunda. Vergi düzenlemesi bambaşka bir husustur Sayın Amcaoğlu. Vergi düzenlemesinin, verginin yasallığı prensibi böyle sadece bizim KKTC anayasamızla da dünyaya duyurulmuş bir prensip değildir. Tarih boyunca ilk çağlardan beri insanların örgütlenip kendilerini yöneten iradeye karşı baş kaldırmalarının birinci nedenlerinden biridir. Keyfi vergi uygulamaları. Yüzyıllar içerisinde gelişti bu süreçte KKTC anayasasına girdi. Birilerinin aklına gelip o gün bunu da böyle yazalım diye olmadı. Magna Carta'ya dayanır ya bunun temeli. Yani artık burada duracağız, hikayeler anlatacağız ama bazen de hikayeyi anlatarak akıllara giriyoruz. Ben böyle bir hikaye anlatayım size. Magna Carta'da ilk defa 1215'te yanılmıyorsam verginin yasal olması, hükümdarın kafasına, keyfine göre vergi düzenlememesi yazılı bir metne girdi. Böyle yediğiniz bu Goday ve çikolataları var ya Brüksel malı zannedersiniz. Artık böyle meclis kürsüsünden başka türlü yok. Reklam yapmıyorum. Nedenini söyleyeyim. Hiç reklam yapmıyorum. Orada böyle atın üstünde bir kadın var ya Sayın Olgun amcaoğlu. Anlatıyorum size, dinleyin nedenini. Vergi için halk nasıl sokaklara döküldü zamanında da bugün nelere sembol oldu. Aslında o İngiltere'de geçen bir hikayedir. Coventry halkına çok ağır vergiler yüklemeye çalıştı oradaki lord ve eşi o vergileri düşürsün diye atın üzerinde çıplak bir şekilde dolaştı ve bakanların da gözü oyulacak dendi ve o günden beri bir sürü işte bunun hikayesi vardı. Peeping Tom denilen gözetleyen Tom gözleri oyuldu falan falan, yani bu hikayeler aklınızda kalsın ve tekrar değerli süresiniz diye söylerim. Ben de böyle Adile Naşit'ten masallar anlatma keyfim, efkarım yoktur bugün meclis kürsüsünde ama halkların vergilendirme konusunda
verdikleri mücadele ve bunun keyfi olmasının, yasal yoluyla yapamamasının, meclis vasıtasıyla yapmamasının keyfi ve hak ve özgürlükleri ihlal edici olmasından dolayı kaynaklanır. Sizin bugün yapmaya çalıştığınız tam da bu noktada tüm bu siyasi, hukuki, sosyal, mali yüzyıllara dayanan gelişmeleri bir kalemde göz ardı etmenizdir. İşte izahat veriyorsunuz. Belediyeler o rakamı alamayacak, bu rakamı alamayacak vesaire. Burada yapılan tartışma ilgili rakamların ne olması, belediyelerin kurtarılıp kurtarılmaması üzerinden yapılan bir tartışma değildir. Bununla ilgili sıkıntı varsa da kusura bakmayın, siz hükümetsiniz. Bunun da çarelerini bulacaksınız. Bütçeyle alakası yok. Ben öyle bir ifade asla kullanmam. Ama bununla ilgili düzenlemeyi ve aktarmayı yapacak olan da hükümettir. Yapamıyorsanız da o zaman geçen hafta başbakanınızın söylediği için erken seçim tarihini zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi vermişti. Biz yapamıyoruz deyip buyurun erken seçime girelim. Yani hem ülkeyi yönetme iddiasıyla bakanlar kurulunda oturacaksınız hem de bu kadar uyarılara rağmen göz göre göre eski Maliye Bakanı'nın da uyarısına rağmen bu ülkede anayasayı delik deleşik edeceksiniz ve bunu öyle bir dönemde yapacaksınız ki Maliye Komitesi'nde çoğunluk sizde ve bu sizin vicdanınıza tamamdır. Normal geldi, azınlık hükümeti kuracaksınız. Komite yapıları anomali yaşayacak bu mecliste. Bu meclis uzun yıllardan sonra ilk defa sayılar tutmadığı için komitelere farklı sayıda milletvekilleri görevlendirecek. Maliye Komitesi'nde, evet havuza atıldı puanlar, Maliye Komitesi'nde 4-2-1'dir komite sayısı. Ve nedir yani aklınızın kestiği? Bakanlar Kurulu'nda oturacaksınız, anayasaya aykırı, bugün vergi ile alakalı, yarın kişisel hak ve özgürlükle alakalı, Sayın Tufan Erürman'ın verdiği örnekte olduğu gibi, örneğin ceza yasasıyla alakalı, ne yapacaksınız? Yasa gücünde kararname yapacaksınız, yollayacaksınız meclise, mecliste de Maliye Komitesi, Bütçe ve Maliye Komitesi oturacak bir oturumda, kimseyle görüşmeyecek, uzmanlığı olmayan konularda çoğunluğuyla karar geçirecek, geleceksiniz burada, bağımsızların da size verdiği destekle geçireceksiniz. Aferin, siz azınlık hükümeti yasa yaparsınız. Budur geldiği nokta, bugün bu meclisin, bu ülkenin egemenlik diye biraz önce bağırıldı bu meclis kürsülerinden. Siz halkın egemenliğini, halkın iradesini hiçe sayacaksınız. Meclis komitelerini bypass geçeceksiniz. Meclis komitesinde gitmeleri gereken yasaların yerleri bypass edeceksiniz. Kafanıza göre Bakanlar Kurulu'nda yasa gücünde kararnamelerle, hop Maliye Komitesi'nde 4 çoğunluk, bağımsızlarla o günün koşullarına göre artık bu bepenin içindeki ruh hali neyse bilinemez tabii ki. Siz 26 ile 27 ile yasa geçireceksiniz. Olacak iş değil, vazgeçin. İki opsiyonunuz var. Ya yasa tasarısı olarak Bakanlar Kurulu'ndan çıkarın gelin komitede düzgün, meclis iç çalışmalarını zedelemeyecek, demokratik teamülleri ihlal etmeyecek şekilde görüşülsün komitesinde, gelsin bu meclis genel kuruluna oylansın. Ya da yasanın ilgili maddesinin size verdiği yetki vardır. DPÖ'nün ilgili yıllık hayat pahalılığıyla ilgili rakamını geçmediği takdirde sizin bir tüzük yayınlayarak onaklaya çekmeniz de mümkündür. Gelin onu yapın ve daha sonra yasaya getirin isterseniz. Ama bu anomaliyi bugün burada hayata geçirmeyin. Yeterince yoruldu bu toplum. Bakın bir haftadır aşı yapılacak, aşı yapılmayacak, hukuka uygun, adaletli yapılacak dendi. Sosyal medyada Sağlık Bakanlığı çalışanları sağlıkçı değil, bir şey değil. Falanca bakanın koruması, özel kalemi, şoförü. Filanca bakanın basıncısı aşıları bile keyfi, plansız, programsız yaptırdınız ve artık bu ülkede anomaliler öyle bir noktaya geldi. Eskiden de yapılmaz mıydı? Bazı şeyler yapılırdı da insanlar utanırdı, bu kadar beyan etmezdi. Şimdi yapılır, Facebook'ta hiç konuları karıştırmam. Konular sizin antidemokratik ve hukuksuz her alanda hareket etmenizdir. Bir haftadır kan kusturdunuz bu ülkeye. Cumartesi gecesi yatar bu insanlar, bu toplum. Bir kural, pazar sabahı uyanır, akşam.
Dün akşam 3'te ben uyandım, baktım Facebook'a. Yani kendi içimde bir panikle uyandım. Acaba bir şey oldu mu? Yani biz bu kadar sağlık alanında, ekonomik konularda, çalışma hayatıyla ilgili bu kadar sıkıntılı günlerden geçirdik. Çocukların evde psikolojisi bozuldu. Halkın psikolojisi bozuldu. İnsanlar iş kaybetme, işini bulamama derdinde dalga geçersiniz ya bu toplumla. Sabahtan beri konuştuğumuz sizin hukuka aykırı davranışlarınızdır. Ve konu aynıdır. Yasa yapılır. Dursun Bey'e bak ya, fazla alışkanlık oldu. Ama gülecek bir şey yoktur be arkadaşlar. Bulaşıcı hastalıklar yasası yapar bu. Meclisin genel kurulu geçirir. Bulaşıcı hastalıklar yasasında ihtiyaçlar için değişiklik yapılır. Ve bu değişikliklerle bakanlığa yetki verilir. Hangi konuda? Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini dikkate alarak tedbirler uygulayabilir der ve bu tedbirlerini de resmi gazetede yayınlanır der. Sağlık Bakanlığı sabah, evramı da unuttum, der ki soruyoruz, madem anlaşmadıydınız, madem bunlar sizin kararınızdı, niye değiştiriyorsunuz? Kararın değildi. Üst kurulun, üst komitenin, özür diliyorum, üst komitenin kararlarıydı bunlar. Ama tavsiye nitelikliydi der. Az önce buldum, şimdi yanımda değil, sevgili Aslım belki bana oradan uzatabilir, bir evrak vardı, baskı, üzerinde notlarım olan. Hayır, bir de bunun için söyleyeceğim burada, şu anda bunun bir önemli olduğundan değil ama gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz ya. Bu mecliste sürekli iktidar halka yalan söylüyor. Bize yalan söylüyor. Yazılı Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında açıklama, cumartesi akşamı açıklanan kararlar örneğin diyor ki 45/2018 sayılı bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar diyor. Dönüyor. Şu şu saatler arasında çalışmayacak, şunlar çalışacak, şunlar çalışmayacak. Bunların hepsinin karar gibi geçiriyor. Sağlık Bakanlığı bunları denetlemiyor, içlerinden seçmiyor. Hepsini aynen yayınlıyor. Ondan sonra başka krizler oluyor. Dün 4,5 saat toplum sizi bekleyecek. Ne karar alacaksınız? Bakanlar Kurulu'nda savcıyı çağırıyorsunuz. Bir sürü insan görüş belirtiyor. Çıkıyorsunuz. Gözümüzün içine baka baka dalga geçiyorsunuz bizimle. Bir gün önce aldığınız kararları tekrar ediyorsunuz. Hiç yaşanmamış gibi bunlar. Hiç olmadı. Biz hepimiz hayal kurarız. Çıldırtma emin ettiğiniz bu toplumu? İnşallah. Çıldırtma emin ettiğiniz bu toplumu? Yok, olacak iş değildir bu yaptığınız. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne top atacak güya Sağlık Bakanı. Onlar delirecek işine geldiğinde. İşine gelmediğinde ben yaptım olacak, halk kahramanı ilan edilecek. Sayın Başbakan işine geldiğinde en apalım yasa böyleymiş diyecek. İşine gelmediğinde bu olmaz, ekonomiyi de düşünecek diyecek. E ne oldu günün sonunda? Halkın bu ülkedeki bütün kurumlarına olan güvenini sarstınız. Hem de egemenliğe inanmayanlar bu meclistedir diyerek bize böyle yukarıdan yukarıdan egemenlik, milletvekilliği dersi veren partinin üyeleri olarak siz söylememiş olabilirsiniz. Sizin sürpriz yumurtadan atadığınız bakanlar kurulundan bir bakanı söyledi bunları. Sizin Dışişleri Bakanınız ve sizi bağlar, çünkü siz hükümetin başısınız, hala daha fark edemediniz Sayın Saner. Siz şu andaki hükümetin başısınız, hem de ne var biliyor musunuz? Ersan Saner hükümetidir adı, bilir misiniz? Ha, o yüzden diyemezsiniz. O dedi, o böyle. Yok, teşekkür edin, çünkü hiçbir şey bilmediğimiz ortaya çıkıyor. Her geçen gün siz hükümetin başı olarak Sayın Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı olarak buradan az önce, birkaç saat önce bu oturum sırasında bu ülkedeki muhalefet vekillerine egemenlik, devleti sevme dersleri verecek. Siz bu devletin her bir kurumunu ama her gün yaptığınız eylemlerle, icraatlarla ayaklar altına alacaksınız. Hukukçular birbirine girecek, başsavcılık birbirine girecek, ombudsman açıklama yapacak, sağlık, bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin itibarı yerle bir edilecek, siyasileştirilecek.
Ve sonra bunlar birbirinden alakasızdır Sayın Amcaoğlu. Hukuksuzluk adınız oldu. Sloganınız, logomuz oldu. Hukuksuzuz. Hukuksuzuz. O yüzden gelin hatanın neresinden dönülse bu toplum demokrasisi adına bir kârdır bu saatten sonra. Bir haftadır bu topluma yaşattıklarınızdan zaten bu toplum gerilmiştir. Zaten ciddi sıkıntılarla boğuşuyor insanlar. Bir de bunun üstüne Sayın Başbakan, tuz biber ekmeyin. Bunu yasal, anayasal yollardan yapın, geçirin. İçerikle ilgili bir şey demiyorum farkındaysanız. Onunla ilgili belediyelerle görüşülür, ilgililerle görüşülür, paydaşlarla görüşülür. Benim ona diyeceğim yoktur. Ama gelin vazgeçin. Olacak iş değildir. Halk inancını yitirdi. Siyasilerin itibarı sıfırlandı. Kurumlarımızın itibarı her geçen gün sınırlandı. Yani çok ciddi şekilde aşağılara çekiliyor. Yapmayın. Bu hatadan geri dönün. Bu öyle her seferinde yok mahkemeye gidin, mahkemeden gelin, karar alındı meseleler değil. Lütfen iradenizi doğru bir şekilde ortaya koyun. Umarım bu kadar saattir söylenenler bir şekilde etki yaratır, akıllarda da vicdanlarda da. Tek temennim budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.